Herkese merhabalar. Bizim mahalleye hoş geldiniz. Bu bölümde Ataşehir esnafını geziyoruz. Geçtiğimiz bölümlerden farklı bir açılış yapalım istedik. Güzel bir park bulduk. Onur'la beraber sizlerin karşısındayız. Geçtiğimiz haftalarda hep İstanbul içiyle sizin karşınızdaydık. İstanbul'un mahallelerini gezdik. Araya bir İzmir bölümü sıkıştırdık. Eğer onu izlemek isterseniz Yemek Sepeti'nin YouTube kanalına girip izleyebilirsiniz. Bugün neler yapacağız? Bize bir özetler misin? Tabii ki. Bugün güne çok güzel bir şarküteriyle başlayacağız. Aslında şarküteri demek yetmez. Fırın var, pastacılık var. Aslında kendi içinde bir restoranı var. Manavı var, kasabı var. Her şeyi var. Hemen ardından da bir kuru yemişçiye gideceğiz. Son durağımızda da bir tane manavımız olacak. Mevsim meyvelerini tadacağız, satın alacağız ve sizlere de anlatacağız. Peki meyve haricinde başka neler yiyeceğiz bugün? Meyve haricinde herhalde şarküteri olduğu için yani şimdi orada mutlaka bir şeyler buluruz kendimize. Bence kesin bir peynirimiz var. Kuru yemişçi var şimdi. Kuru yemişçilerle mutlaka bir şeyler buluruz. Doğru. Kendimize göre. Yani tadarız, güzel güzel gider bugün. Sevdiğimiz adresler aslında bugün. Baktığında Ataşehir çok geniş bir mahalle aslında. Ve içerisinde de güzel esnaflar barındırıyor, güzel ürünler barındırıyor. Biz de bugün o 3 tanesine gideceğiz. Güzel şeyler yiyeceğiz. Eksik bir şeyimiz kaldı mı? Kalmadı. Video başlarken sizler beğen butonuna basmayı unutmuyorsunuz. Yemek Sepeti'nin YouTube kanalına abone olursanız sizler için hazırlamış olduğumuz Bizim Mahalle konseptinden haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda video ile ilgili yorumlarınızı da bırakırsanız çok seviniriz. Bizim Mahalle Ataşehir başlıyor. Ataşehir'deki ilk durağımız olan Panayır Gurme'ye geldik. Yanımızda Ensar Bey var. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun siz. Sağ olun, biz de iyiyiz. Bize birazcık markayı özetler misiniz? Tabii. Panayır Gurme 2003 yılında ilk şubesi olarak Hasanpaşa'da hizmet vermeye başladı. Daha sonra Erenköy şubemiz açıldı. Erenköy'den sonra Ataşehir'de hizmet vermeye başladık. Ortalama 12 yıldır Ataşehir'de hizmet veriyoruz bu sektörde. Ürünlerimizi özenle seçip, özenle yaptırıyoruz. Bunları müşterilerimizle buluşturuyoruz. Şimdi içeriye girdiğimizde sol tarafta fırın var. Sağ tarafta ev yemekleri var. İşte evet. Mezeler var. Bu işte burada var. Peynirler, zeytinler, burada kasap reyonu var. Yani şu ana kadar aslında bizim böyle çok da alışık olmadığımız bir şarküteri deneyimi. Bir konsept var, evet. Ürünleri nerelerden tercih ediyorsunuz? Mesela bildiğim kadarıyla mezeleri kendiniz yapıyorsunuz. Mezeler, pastane, fırın, fresh, balıklar, çiğ alıp biz işliyoruz onları. Onun haricinde peynirleri fason firmalara yaptırıyoruz. İşte sallıyorum Abaza peynirini gidip şeyden alıyoruz, Adapazarı'ndan. Lor peyniri var, herkes firma getirtirir. Biz öyle değil, biz gideriz yerinde Balıkesir'in Susurluk ilçesinde. Yerinde en iyisi hangisiyse onu alırız. Etlerimiz de Afyon ve Balıkesir yöresinden gelir. Spesifik ürünler bunlar, yani normal bir marketten aldığınız ürünlerin daha da lezzet olarak farklıdır. Yani bonfilesi, pirzolası. Yani bu ürünleri oradan alma şansımız yok. Bu kadar açık ve netim. Doğru. Çünkü biz hani o kadar gezdik, hani bu kadar özenini görmedik. Bir de sizde böyle hazır tepsiler var. Evet, tepsi ürünlerimiz de var. Onları da biz oluşturuyoruz. İçlerini özel bir gün sosta bekletip işte tereyağlı veyahut da zeytinyağlı sütle bunları yoğunlaştırıyoruz. Bir gün bekleterek sunuma, hazıra, satışa sunuyoruz. Çalışan bir kesim burada mevcut. Onlar için bir sürü kolaylıklar, seçenekler hazırlandı. Hiç onların uğraşmasına gerek yok. Biz zaten panayır olarak bunları hazırlayıp müşterilerimize sunuyoruz. Kolaylık demişken konuyu Yemek Sepeti Mahalle'ye bağlayacağım. Nasıl tanıştınız Yemek Sepeti Mahalle'yle? Yemek Sepeti Mahalle'yle tanışmamız şöyle oldu. Biz tabii bu sektörü daha da geliştirmek, daha da büyük kitlelere
sunmak istiyorduk. Böyle bir tesadüf oldu. İşte böyle bir program olduğunu bize geldiler. Biz de bunu memnuniyetle karşıladık. Onların da hem bizde çok büyük bir avantajı var. Çünkü ürünümüzün tanıtılması, ürünlerimizin sunulması bize çok büyük katkı sağladı işin açıkçası. Müşterilerimizlerle daha bazı müşteriler mesela örnek söylüyorum şöyle. Çok böyle zaman olmayan hemen internet üzerinden tık 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 daha sipariş pratik verip, sipariş sağlıyor. Verip kolaylık sağlıyor. Dolayısıyla biz de bu açıdan çok iyi oldu. Ortalama şu anda 50-60'a yakın Yemek Sepeti mahalle sipariş gönderiyoruz. Bizler için bu çok büyük bir gurur, onur verici bir şey. Aynı zamanda Yemek Sepeti mahalle olarak da çok da kendilerinden memnunuz. Hizmet olarak kurye, çalışan personeli olsun, hızlı servis anlamında olsun. Şu ana kadar hiçbir sorunsuz, problemsiz gidiyoruz bu anlamda. Çok kendilerine sizler aracılığıyla da teşekkür ediyorum. Sağ olun, eksik olun. Peki mahalleli, Yemek Sepeti mahalleden en çok hangi ürünleri sipariş ediyor? En çok daha çok bizim kahvaltılık ürünümüz ve manav ve kasap reyonumuz. Bir de mağazamızın şöyle bir artı özelliği var. Fresh, taze, sıkım, günlük balık reyonumuz var. Bu hiçbir yerde olmayan balık reyonumuz var. Soğuk yemeklerimiz var. Hepsi kendimize ait. Pastane bölümümüz var. Yani baktığınız zaman mağaza çok geniş kapsamlı. Doğru. Türkiye'de belki de eşi benzeri olmayan bir mağaza. Yani değişik bir konsepte sahip. Dolayısıyla hemen hemen her yerden geliyor ama özellikle ağırlıklı olarak daha çok kahvaltı tarzı. Çünkü kahvaltılık ürünleri biz her birini ayrı ayrı memleketlerinden işte Van, Diyarbakır, Balıkesir, Ezine bu tarz yerlerden kendimiz gidip bilhassa ziyaret edip seçtiğimiz yerlerden alıyoruz. Çok şahane. Güzel. Evet. İnsanın içine böyle hani bir şey almayacaksa da alası geliyor buraya evet, girdiğinde. Biz şu an öyle olduk. Şimdi siz böyle anlattığınız güzel güzel yöresel ürünler. Abi orada somon pastırma yıkıyor. Evet, somon pastırma yapıyoruz. Biz o zaman size teşekkür edelim. Ağzına sağlık. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Biz bir turlayalım, bir şeylerin tadına bakalım, alışverişimizi yapalım ve bir sonraki durağımıza devam edelim. Şarküteri'de gezdik, dolaştık. Şimdi ikinci durağımıza geldik. Yine Ataşehir sınırları içerisindeyiz. Malatya pazarına geldik. Yanımızda Ersin abi var. Abi selamlar. Selam. Hoş geldiniz. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyiz biz de abi. Bize buranın bir hikayesini anlatır mısın abi? Burası 4 senelik bir işletme. Genel anlamda kuru yemiş, baharat ve aktar üzerine çalışmaktayız. Hı hı. Sen peki daha önce neler yapıyordun abi? Daha önce de hediyelik sektöründeydim. Hı hı. Sektörü değiştirerek kuru yemiş sektörüne geçtim. Peki bu işe geçiş nasıl oldu senin için? Hediyelik sektörün biraz bu yavaşladığını ve artık insanların gerçekten kar marjının aşağı düştüğünü gördüğümde gıda sektörüne geçmeye karar verdim. Abi peki ürünler nereden geliyor? Ürünlerimizin %95'inde yakını yerli ürün. Genelde Antep, Elbistan, Maraş, Malatya ağırlıkta ürünlerimiz gelmekte. Kendi yaptığınız bir ürün var mı peki? Kendi ürünlerimiz sadece şu anda kayısı bahçemiz var Malatya'da. 1500 tane kayısımız var orada. Kayısılarımız kendi bahçemizden geliyor. Çok güzel. Biz de severiz kayısıyı ya. Aynen. Kayısı şu anda zamanı. Tam da zamanı. Tam da zamanı. Evet, zamanı. Güzel. Malatya'ya bir haber soralım da kayısı gönderelim Yemek Sepeti mahalle ekibine. Şekerperde olmuştur o. Olmuştur. Yavaş yavaş yalınmaya başlamıştır Malatya'da. Valla süper. Harika. Peki abi şunu merak ediyoruz. Yemek Sepeti mahalle ile nasıl tanıştınız? Yemek Sepeti mahalle ile daha önce çalışan esnaf arkadaşlarımız vardı. Biz de orada sirkülasyonun fazla olduğunu görünce biz de çalışmaya karar verdik. 2-2,5 senedir de aktif olarak ve hızlı bir şekilde müşterilerimize hizmet vermeye başlıyoruz, çalışıyoruz. Çok güzel. Peki mahalleli en çok hangi ürünleri sipariş veriyor? Daha çok biz kuru yemiş tanıldığımız için daha çok kuru yemiş ağırlıkta ama bunun yanında yaş yemiş, özellikle salçamıza, kaliteli salçamız, açık salçamız bununla daha çok sipariş gelmekte. Nereden geliyor salça? Salçamız Antep ağırlıkta. Antep. Genelde Antep'te ya da Elbistan'dan geliyor. Onlar güneşte kurutulmuş olur. Güneşte kurutulanları tabii ki daha güzel oluyor. Daha lezzetli, daha da doğal oluyor.
Yemek sepeti mahallenin insanın ne gibi artıları var abi? Yemek sepeti mahallenin normalde bizim şu anda bulunduğumuz mahallede 30 bin kişiye hitap edeceğimize yemek sepeti mahalleyle 600 bin, 700 bin haneye hitap etme şansımız var. O yüzden yemek sepeti mahalleyi hem tavsiye ediyorum hem de ben de aktif bir şekilde kullanıyorum. Çok güzel. Şahanesin abi. O kadar güzel özetledin ki ağzına sağlık. Onur, başka sorun kaldı mı? Başka bir şey yok. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Eyvallah abi. Yemek sepetine Kayseri'nin tadına bakalım ama. Bakacağız inşallah. Hatta burada bakmayalım. Malatya'ya gidelim. Malatya'da bakalım inşallah. İleride. Bizim için hava hoş. Eyvallah. Eyvallah. Biz misafiri severiz. Misafirperverizdir yani. Bir kişiyle değil ailece gelebilirsiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Eksik olma abi. Teşekkür ederiz. Biz bir Onur'un da dediği gibi kayısının tadına bakalım, ardından bir sonraki durağımıza devam edelim. Ataşehir'de günün son durağında organik bahçeye geldik. Yanımızda Şeymuz abi var. Abi selamlar. Selamlar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz sormalı. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geldiniz. Eyvallah abi. Eksik olma. Teşekkür ederiz. Biz bütün gün Ataşehir'deydik. Günün son durağında da seni ziyaret etmeye geldik. Bize bir organik bahçenin bir hikayesini anlatır mısın? Tabii ki. Organik bahçe olarak 2,5 yıldır bu hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Biz bu sektöre girdiğimizde en taze ve kaliteli ürünleri misafirlerimize sunmak amacıyla bu işin içine girdik. Ürünlerimizi genellikle halden getiriyoruz. Hale de zaten Türkiye'nin bölgelerinden, illerinden geliyorlar. Biz hale gittiğimizde ürünlerin en iyisini ve kalitesini seçip misafirlerimize sunmak için buraya getiriyoruz. Tabii buraya getirdiğimizde işlemimiz bitmiyor. Biz kendimiz de burada ayıklamasını yapıyoruz, firesini, işte çürüğünü, kötü olanla ayırıyoruz, ayrı bir yere koyuyoruz. En iyisini de tezgahımıza koyup o şekilde misafirimize, mahallemize sunmaya çalışıyoruz. Gerek müşterilerimiz gelip kendileri görerek, hem kendileri seçerek poşetlerine doldurup o şekilde sofralarına götürüyorlar. Gerekse biz internet üzerinden satışını yapıyoruz. Abi çok güzel özetledin. Hal dedin. Birazcık hal ile ilgili konuşalım istiyorum. Yani halden ürün nasıl alınıyor? İyisini nasıl seçiyorsunuz? Tabii ki. Hal hafta sonu hariç hafta içi cuma gününe kadar açık oluyor. Ve cuma gününe kadar Türkiye'nin her ilinden çeşit çeşit ürünler geliyor. Tıpkı manavlarımız gibi yan yana bulunan bir sürü dükkan var ve her dükkanda çeşitli çeşitli taze gününe özgü ürünler geliyor. Biz de gidiyoruz orada en tazesini, en iyisini, en kalitelisini seçip buraya getirmeye Peki, çalışıyoruz. Hangi ürünün hangi gün geleceği belli mi? Yok, genel olarak toplam bir alan olduğu için, yani mahalle olarak düşünün, bu mahalle gibi düşünün. Toplam bir alan olduğu için her çeşit ürün geliyor. Anladım. Yani mevsiminde, her mevsiminde kendine özgü ürünler o gün oraya geliyor. Hafta sonu hariç. Biz de gidip orada istediğimiz, bizim satabileceğimizi düşündüğümüz kaliteli olan ürünü getiriyoruz. Burada ayıklamasını, temizlemesini, yıkamasını, tazeliğini koruyacak şekilde ambalajlıyoruz ya da tezgahımıza koyup sunuyoruz. Şemiz abi, Yemek Sepeti Mahalle ile nasıl tanıştınız? Yemek Sepeti Mahalle ile internet üzerinden tanıştım. İnternet üzerinden başvurumu yaptım. Başvurumu yaptıktan sonra formum onaylandı. Ondan sonra gelip işletmenin faaliyetini gerçekleştirdik, başladık. Mahalleli, yani Yemek Sepeti Mahalle açıldığın günden beri aynen senden öyle hizmet alıyor. Evet. Çok güzel. Peki en çok hangi ürünleri sipariş ediyorlar? Genellikle mevsiminde taze olan ürünleri sipariş ederler ya da daha çok kahvaltı ürünleri üzerinde siparişte bulunuyorlar. Tabii bunun yanında bizim yöresel ürünlerimiz de var. Mardin'den gelen ürünlerimiz var. İşte bademdir, cevizdir ya da diğer illere özgü ürün çeşitlerimiz de mevcut. Bunları da satışta sunabiliyoruz ve bu şekilde işletmemizi sürdürüyoruz. Çok güzel. Ağzına sağlık abi. Biz ufaktan bir alışveriş yapalım, hatta bir iki şeyin tadına bakalım. Bakarız. Biz alışverişimizi yaptıktan sonra da kapanış için tekrardan bir yere gelelim. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarız videoyu beğenmişsinizdir. Biz bugün çok güzel 3 tane Ataşehir'de esnaf ziyareti yaptık. Ve hepsinden de bir şeyler tattık, bir şeyler aldık. Umarız sizlere de yol göstermiş oluruz. Ataşehir'de oturuyorsanız Yemek Sepeti Mahalle'den sizler de bu işletmelerden sipariş verebilirsiniz. O zaman videoyu beğenmeyi, henüz abone değilseniz Yemek Sepeti'nin YouTube kanalına abone olmayı ve aşağı yorum yapmayı unutmayın. Önümüzdeki videoda farklı bir semtte görüşmek üzere. Hoşçakalın.